Salgın nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelemeyen gençler çevrim içi toplantılara devam ediyor. Toplantı 24 Nisan Cumartesi günü YouTube üzerinden yayınlandı. Salgın nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelemeyen gençler çevrim içi toplantılara devam ediyor. 24 Nisan Cumartesi günü YouTube üzerinden yayınlanan program 1. Yuhanna 4-7-11 ayetleriyle başladı. Ali Farajullayev'in tapınma zamanını yönetmesiyle Türkçe ilahiler ve dualar eşliğinde toplantı devam etti. Ardından yaşamımızda İsa'nın işleyişini görmek konulu tiyatro oyunu sahnelendi. Dua zamanındaysa SMA hastalığı hakkında farkındalık için Tanrı'nın önüne gidildi. Hastalıkla mücadele eden çocuklar ve aileleri için dua edildi. Program öncesinde ise Zoom üzerinden farklı şehirlerden Hristiyan gençlerin katılımıyla sohbet zamanı oluşturuldu. Vaaz zamanı konuşmacı Carlos Madrigal, sevmeye borçluyuz konusu üzerinde paylaşımda bulundu. Program ilahilerle son buldu. Bilmiyorum sizin hayata bakışınız, duruşunuz nasıldı ama insanlar genellikle kendilerini evet Tanrı'ya borçlu hissederler. Sorarsanız sokakta ne için bu dünyaya geldik? Derler ki işte sınav vermeye. Çünkü bir şekilde Rab bizden hesap soracak. Yüce Allah bizden hesap soracak. Dolayısıyla onun standartlarına ulaşmadığımızı bilerek borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Ama diğer taraftan diğer insanlara baktığımız zaman diyoruz ki ben kimseye borçlu değilim. Yani kimse bana karışamaz, kimse şöyle davranmalısın diyemez, kimse benim hayatıma müdahale edemez, kimseye ben hesap vermem, kimse bana sahip değildir, benim üstüm değildir diye insanlardan herhangi bir borç kabul etmiyoruz.